Sayın tüm milletvekillerimi ve 4 Merkez İlçe Belediye Başkanımızı çarşımıza çay içmeye davet etmiştik. Davetimize ilk icabet eden AK Parti Mersin milletvekillerimiz Sayın Sibel Hanım ve Sayın Ayrı Kıratlı vekilimle her zaman yanımızda olan Mustafa Gültak Başkanıma öncelikle hoş geldiniz dedik. Rızık kutsaldır dedik. İnsanların rızkına saygı bekledik. Buradaki mücadelemizin rızık mücadelesi olduğunu altını çizerek bütün Türkiye'ye duyurduk. Bu konu yeni bir şey değil. Uzun zamandır tartışıyoruz. Esnaf arkadaşlar birkaç kere değil, çok kere yanıma geldiler. Her seferinde onlara şunu söyledim. Gidin, Büyükşehir Belediye Başkanı'yla ortak bir yol bulun. Kavga etmeyin. Gerek yok dedik her seferinde. Şuna katılıyorum ki Bekir Bey de söylüyor, diğer esnaf arkadaşlar da söylüyor. Buraların yıkılıp yeniden revize edilmesi, yeniden pasajların yapılması yeni bir iş değil. Yıllardır bekleyen bir iş. Bunu kimse inkar etmiyor. Ben de etmiyorum. Esnaf da etmiyor. Bakın, hemen seçildiğimiz yıllarda bitirdiğimiz biraz sol tarafımızda kalan bir çiçek pasajı var değil mi? Klimalı, ışıl ışıl. Burada esnaf günde 3 müşteri giriyorsa oraya 30 müşteri giriyor. Peki onu kim yaptı? Biz yaptık. Demek ki olabiliyormuş. Bizim derdimiz burada kimseye siyasi olarak bir şey söylemek değil. Ama esnafla didişmenin bir anlamı da yok. Dolayısıyla burada yapılacaksa ki şimdi ben size teknik bilgileri de vereceğim burada. Tek tek. 2015 yılında benim milletvekili olduğum dönemde Mersin merkezle ilgili 8 Nisan 2015 7567 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla bu bölgenin hepsi zaten yenileme alanı ilan edilmiş. Ne demek yenileme alanı? Bu tür riskli yapıların olduğu, tarihi yapıların olduğu, şehrin en önemli kritik yerlerinde yenileme alanını Bakanlar Kurulu niye ilan ediyor biliyor musunuz? Yöredeki belediye başkanlarının eli kuvvetli olsun diye. KDV'den muaf, birçok konudan muaf. Hızlı ilerleyebiliyorsunuz. Mahkemelere takılmıyorsunuz ve şehri hızlı bir şekilde dizayn edesiniz diye 2015'te yenileme alanı zaten ilan edilmiş. Peki Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra tabii yenileme alanının sınırları çok büyük. Yani istasyonun oraya kadar gidiyor. Arka taraflarda yer var ve sahil valinin olduğu yerler var. Bu yenileme alanı içinde bir kısım kiremithane bölgesi de giriyor. Arkamızın da bir kısmı giriyor. Dedi ki ben bu kadar yenileme alanını bir anda yapamam. Doğru mu? Doğru. Ne yapalım? Etaplara bölelim dedi. Meclisten yetki istedi. Biz de Cumhur İttifakı olarak kendisine bu yetkiyi seçildikten sonra verdik. İlk etap burası. Bazı etaplara böldü. Yapacağım dedi. Bana yetki verin dedi. İlk etap burası. Burada ilk etapın yetkisini almasına rağmen henüz bir şey yapmadı. Bize tabii ki bazı evraklar yolladı diyor şimdi. Bunu ben geçen Büyükşehir Belediyesi'nde de makamda belediye başkanına karşı söyledim. Hiç kimse hukuk devletinde yasalardan üstün değil. Kırmızı lacivert yani şu iki işanıyla ilgili Çevre Bakanlığı'nın da onayı bulmak riskli yapı var. Bunu inkar etmiyoruz. Bunu bakanlıkta onaylatmışlar. Burada biz size tebligatlar yaptık. Bazı esnaflarımız boşalttı. Tebligatların bir kısmı ulaşmadı. Bunları yeniden size ulaştıracağız. 6306 sayılı belediyelerle ilgili kanun da diyor ki
bakanlığın onaylamış olduğu riski alan varsa bunun yıkımı büyük şehirlerde ilçe belediyesine ait. Bunun altını çizelim. Ben bunu Vahap Bey'in gözlerinin içine bakarak da söyledim. Hatta dedim ben burada taşeron firmayım. Mal sahibi sensin. Davayı açan sensin. Riskli kararı aldıran sensin. Bütün işlemleri başlatan sensin. Yasadaki ve mevzuattaki bir konuyu inceliği iyi bildiğin için beni esnafla karşı karşıya getirdin. Kusura bakma. Burada ben bir taraf değilim. Kanun bunu emrediyor. Ben kanunların üstündeyim. Sen bunu kullanıyorsun ama mal sahibi sensin, tekrar söylüyorum. Davayı açan sensin. Bu işlerin buraya gelmesini sağlayan da sensin. Ben yasaların üstünde değilim. Tabii ki yasaları uygulayacağım. Buna mecburum. Tebligatları yapacağım. Yasa ne diyorsa kırmızı lacivert nişanıyla ilgili yasalar çerçevesinde yürümek zorundayız. Sizin mahkemeniz devam eder. Yürütmeyi durdurma alırsınız. Bunlar ayrı konular. Bunlar da bize iletildiğinde onları da uygularız. Diğer ikinci konu. Gelelim Zafer Çarşısı'na. O gün evrağı okudum. Eğer seyrettiyseniz kendisine karşı Çevre Şehircilik Bakanlığımızla ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüzle yapılan yazışmalar sonucunda Zafer Çarşısı ile ilgili bakanlığımızın onayladığı listi yapı diye bir belge elimizde yok. Bizim yok. Net bu. Şimdi o zaman 6306'ya benim girme şansım da yok. Burada muhatap yine büyükşehir. Gitmiş lisanslı bir firmaya burayla ilgili bazı işlemler yapmış. Riskli alan ilan etmiş. Burada şunu yapabilir kendisi. Yetkili. Yetkiyi bana atmasına gerek yok. Biz yazışmalar aldı bunu. Kendisine belediyeye bildirdik. Sen Büyükşehir Belediyesi'sin. 6306'ya da girmez bu. Lisanslı bir firmayla bu işi yaptırdıysan tebligatları kendin yaparsın. Yıkımı da kendin yaparsın. Biz yazıyı geri gönderdik. Havayı puslu hava haline getirip esnaf da sanki Akdeniz Belediye Başkanlığı'nın bir sorunu varmış gibi duruma getiriyor. Ne Akdeniz Belediye Başkanlığı'nın, ne Cumhur İttifakı'nın Mersin'deki esnaflarla hiçbir sorun olamaz. Esnaf bizim kardeşimizdir. Hadi esnafın büyük, nasıl esnafla başlayacak? Zafer Çarşısı ile ilgili tekrar söylüyorum. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü yazısını da kendine gönderdim. Bakanlığın sistemine girdiğimizde Zafer Çarşısı ile ilgili bakanlığın onayladığı hiçbir riskli yapı belgeselimizde mevcut. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Biz esnafımızın yanındayız. Bu konuda yasal çerçevede sonuna kadar peşini bırakmayacağız. Konuyu takip ediyoruz. İnşallah burada gerekli desteği sağlayacağız diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Tabii bugün burada sizlerle farklı güzel bir konuyla vesilesiyle bir arada olmak isterdik ama gerçekten bu konudaki sıkıntınızın da farkındayız. Hissediyoruz. Sayın Başkanım bu konuda detaylı bize teknik bilgilerle yaptı ve ben bu süreci de çok hassas bir şekilde takip ettiğine şahidim, biliyorum. Bu konuda bize gerekli açıklamaları, bilgilendirmeleri devamlı olarak vekilimle bana yapıyor kendisi. Kendisine Allah razı olsun. Belediye başkanı olduğu dönemden itibaren de halkla iç içe olduğunu biliyoruz. Sizler de buna şahitsiniz. Ak Belediyeciliği Mersin halkıyla buluşturdu ve inşallah bu şekilde de gece gündüz hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Siz de memnunuz olacağız. Tabii burayı hepimiz biliriz. Ben de Mersin çocuğuyum. Benim de küçüklüğüm, gençliğim buralarda geçti. Bizler de çok alışveriş yaptık. Bildiğimiz esnaf abilerimiz var, ablalarımız var. Bir Mersin milletvekili olarak şunu söylemek istiyorum. Biz her daim esnafımızın siyasi görüşü ne olursa olsun yanında olduk. Bundan sonra da burada da hukuki zemin çerçevesinde her daim sizin yanınızda olacağız. Olayın takipçisi olacağız. Sevgiyle saygılarımı sunuyorum. Kendi içinizden çıkmış bir kardeşimiz.
Mersin'imizin sorunlarına, sizlerin sorunlarına en başından beri hakim, konuyla takip eden insanlarız. Buradaki sıkıntıları biliyoruz. Vekil başkanı da bazen ara ara, önceki ilçe başkanlığı yaptığımız dönemlerde de, akabinde de, milletvekili olduğumuz dönemlerde de ara ara bu konuları zaten istişare ediyoruz, konuşuyoruz. Az önce vekilim söyledi. Siyasi düşünceniz ne olursunuz? Hangi partiyi verirseniz verin. Bir kere şunun altını kesin olarak çizeyim. Biz buraya oy devşirmeye gelmedik. Biz her zaman dün, bugün, yarın hukuksuzluğu karşısında esnafın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz.